Merhaba Sektörün Aynası izleyenleri. Şu anda Bodrum Yarımadası'nda yılların markası olmuş, yaptığı atılımlarla başarıdan başarıya koşan Kamberoğlu Eylül Grup'un misafiriyiz. Yanımızda firma sahibi ve müdürü Sayın İlyas Hallı var. İlyas Bey'le sohbetimize başlamadan önce arkadaşlarımızın sizin için hazırladığı VTR'yi izliyoruz. Sonrasında biz buradayız. İlyas Bey, hoş geldiniz programımıza. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? 01.03.1972 Çorum'un Eskişehir ilçesinde doğdum. İlkokul orada okuduktan sonra Ankara'ya geldim. 5 sene Ankara'da kaldıktan sonra 87'de Bodrum'a geldim. Ve 87'den beri Bodrum'da yaşıyorum, 25 seneden beri. Geldiğim zamanları otellerde ve teknelerde çalıştım. Evet. Sonra ilk işim benim market. Eylül Market oldu. 1999'da Eylül ayında market açtığım için ismini Eylül koyduk. Ve marketin yanında işletirken işte kahve işletmeye başladık. Ondan sonra 8 sene önce bu iş sektöre başladık, otomotiv sektörüne başladık. Evet. Otomotiv sektörüne başladıktan sonra işte kahveyi kiraya verdik, elden çıkardık. Ondan sonra halı yıkama işine başladık. Halı işine başladıktan sonra 2011 yılında marketi elden çıkardık. Çünkü neden iş fazlalığı olduğu için yetişemiyordum artık. Şu anda iki tane iş yerimiz var. İşte oto sektörü ve halı yıkama. Evet. Değerli izleyenlerimiz, İlyas Beylerin otomotiv dışında bir de halı yıkama fabrikaları bulunmakta. Şimdi halı yıkama ile ilgili güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlyas Bey, bize Eylül halı yıkama ile ilgili bilgi verir misiniz? Eylül halı yıkamamız 5 seneden hizmet etmekteyiz. Halılarını müşteriden alıp, evlerine alıp evlerine teslim ediyoruz. Dünyanın ilaçlarını kullanıyoruz. Özel şampuanla halı yıkıyoruz. Halı kıran uvarlak, koltuk temizliği, yerinde tekne temizliği ve otel temizliği yapıyoruz. İlyas Bey, halıların metrekaresi ne kadardan yıkanıyor? Makine halılar 2,5 lira, dokumanlar 3 lira metrekaresi. Peki araçlar mı var? Ne şekilde alınıyor, teslim ediyor? Bir tane aracımız var, hizmet etmektedir. Evlerden alıp evlere teslim ediyoruz. Peki bu süre ne kadar sürüyor? Alım ve teslim aşamasında geçen süre? 3 ile 4 gün arası. İlyas Bey, müşteri memnuniyeti için neler yapıyorsunuz? Örneğin ben halımı getirdim, yıkandı ve memnun kalmadım. Ne yaparsınız müşterileriniz için? Tekrar yıkıyoruz müşteri memnun kalması için. Tekrardan yıkıyoruz diyorsunuz. Müşterilerimizin memnuniyeti için bütün her şeyi yapıyoruz diyorsunuz. Peki geleceğiyle ilgili halı yıkama sektörünün ne gibi planlarınız var? Vallahi her sene müşterimiz daha da çoğalıyor yani. Önemli olan müşteriyi çoğaltmaktır her sene için. İlyas Bey, halımız geldi yıkanmak için. İlk aşaması nedir? Aşamaları nelerdir? Sizden bir öğrenelim. İlk aşamamız halıyı yere yazıyoruz. Suyla ıslatıyoruz. Üzerindeki pisliği ve suyu kürüdükten sonra deterjan döküyoruz üzerine. Deterjan döktükten sonra makinemize yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra tekrar suyla durulama yapıp üzerindeki şeyi kürüyoruz suyu. Ondan sonraki aşamamız sıkma aşaması. Daha sonra da sıkma aşamasına geçiyoruz. Sıkma aşaması yaptıktan sonra arka tarafta askılarımız var. Götürüp kurutma yapıyoruz. Kurutma yaptıktan sonra son aşamamız halıya getirip paketleyip ve poşetlemektir. Peki kurutma işlemi nerede yapılıyor halıların kuruması? Halıların kurması için arka tarafta bahçemiz var. Bahçede askılarımız var. Orada kurutma yapıyoruz. İlyas Bey, halı yıkandı, bitti. Daha sonraki aşaması nedir? Daha sonraki aşaması sıkma ve kurulama, durulama aşamasıdır. Şu an o makinenin önündeyiz. Evet, makinenin içine atılıyor şu anda halı. Ve sıkma işlemlerine başlıyoruz.
Ne şekilde gerçekleştiriliyor bu sıkma işlemi makinede? Makinede halının hem pisliğini hem şeyini atıyoruz, suyunu sıkıyoruz. Sıkarken de içine su verip duruyoruz iyice. İlyas Bey, halının sıkıldıktan sonra kurutma aşamasındayız şu anda. Bu aşamamız ne şekilde gerçekleştiriliyor? Şu anda kurutma bölgesindeyiz, bölümündeyiz. Şu anda halıyı arkadaşımız gördüğünüz gibi asıyor. Üçüncü aşamadayız. Değerli izleyenlerimiz, şu anda en son aşamamıza geldik. En son aşamamız paketleme aşaması. İlyas Bey, paketleme aşaması nasıl yapılıyor? Şu anda gördüğünüz gibi paketleme aşaması, kuruyan halıları getiriyoruz. Arkadaşlar üzerlerindeki şeyleri, tozları fırçalıyorlar. Parfümleyip en son aşamamız, parfümledikten sonra, dürdükten sonra poşetliyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz. İlyas Bey, bu güzel söyleşimiz için size çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, Eylül Halı Yıkama'daki sohbetimiz burada sona erdi. Şu anda Eylül Otomotiv ile birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bizi izlemeye devam edin. Otopazarı, Bodrum ilk otopazarını biz açtık Bodrum'a. Ve 8 seneden beri hizmet etmekteyiz. Ve gayet de memnunuz. Müşterilere hizmet ediyoruz. Evet. Şeyi sorarsanız, işte ikinci el arabanın özelliklerine diye sorarsanız, tabii sıfırlara karşı, sıfır araca karşı çok büyük bir şeysi var. Sıfır aracı aldığınız an, işte plakasını takıp trafiğe çıktığınız an, satmaya istediğiniz zaman 7-8 lira zararınız olur. Evet. Ama ikinci el araçta bu zararınız 1 ile 2 arasıdır. Bilemediniz 3 liradır. Onun için biz de bu hizmeti veriyoruz. Siz danışmanlık hizmeti veriyor musunuz müşterilerinize? Fikir almak isteyenler olabilir, araştırma aşamasında geliyor mu? Geliyorlar ve her konuda yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Yani ne sorulsa cevabını veriyoruz. Evet. Diyelim ki ben aracımı satmak istiyorum ve size geldim. Siz benim hangi haklarımı koruyorsunuz? Maddi olarak zarar görmemem için nelere dikkat edersiniz? Aracınızı satmak için bana geldiğiniz zaman işte aracın değeri 20 liraysa diyorum ki ben bu arabayı alıp sizden alırsam para kazanacağım, satmam lazım. Evet. Size belli bir miktar söylüyorum, işte mesela 18 lira bana yarar. Hani siz dediniz ki ben işte 18 lira vermek istemiyorum. Ben size diyorum ki aracınız tamam 20 lira yapar. O zaman bana bırakın, ben sizin namınıza tesir edeyim, satayım aracı. Sattığımız zaman komisyon alıyoruz diye söylüyorum müşteriye. Takas yapıyor musunuz? Takas yapıyoruz, evet. Takasın avantajları, dezavantajları var mıdır? Takasın avantajları vardır tabii ki. Araç sahibi takas yaparken de tabii ki zarar eder. Biraz zarar edecek çünkü. Evet. Bu sıfırlar da aynı şekilde. Evet. Peki banka kredisi almış. Banka kredisi çıkarabiliyoruz. Biz kendimize çıkarıyoruz. Çıkarmasak bile müşteri gönderiyoruz. Çalıştığımız bankalar var. Yardımcı oluyoruz. Evet. Peki sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Sektörde karşılaştığımız sıkıntılar, dışarıda bu işi yapanlar var, vergisiz. Şimdi biz vergi veriyoruz, adam çalışıyor, sigorta ödüyoruz. Şimdi adam sokakta araba satıyor, vergisi yok, adam çalışıyor, adam parası yok, hiçbir şey yok. Ürünlerden şikayetçiyiz. Yaz-kış hizmet veriyor musunuz yaz, burada? Yaz-kış, her evet. Daim buradasınız. Güzel. Peki, farklı projeleriniz var mı? Farklı projelerimiz şu anda işte halı yıkama, otopazarı. İleri yönelik projelerimiz var tabii ki işte tarımcılık, hayvancılık, işte Mumcular tarafında arazilerimiz var, zeytincilik, zeytinyağı çok önemli bir şey. Evet, sizin bir sloganınız var, söylemimiz, eylemimizdir. Evet. Burada neyi altını çizmeye çalıştınız? Yani söylediğimizin arkasındayız, yaptığımız işin arkasındayız, söylüyoruz. Evet, peki buradan bizi izleyen, sektörün aynısı izleyenlere, son olarak ne mesaj vermek istersiniz? Valla bizi izleyen arkadaşlara ve seyircilerimize şunu söylerim ki eğer araç almak istiyorlarsa araştırsınlar, baktırsınlar servisine, artı galerilerden ve otopazarlarına gitsinler araç alırken. Evet. Sıfır araç pek tercih etmiyorum ben yani, onu da söyleyeyim. Olur da bir fikir değiştirirlerse zararlı uğrama şansları fazla. Tabii ki, oluyor fazla. Çünkü değil mi? Evet. Peki verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Kamberoğlu, Eylül Otopazarı'ndaki sohbetimizin sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere.